ölüm gemisi diyoruz, zehir gemisi diyoruz, toksik gemi diyoruz ama bir küçük düzeltmeye ihtiyaç var. Aslında gelen bir gemi falan değil. Gemi olma özelliğini tamamen yitirmiş bir kargo geliyor. Bu kargo bir zehir kargosu, bir çöp kargosu, bir gemi falan değil. Gelen binlerce tonluk bir çöp, gelen binlerce tonluk bir zehir. Öncelikle bunu bir daha iyi anlamamız lazım. Değerli dostlar, bu sabah 850 kardeşimizi İzmir'den Afyon'a yolcu ettik. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ordumuzun yürüdüğü güzergahı yürüyecekler. Çünkü bugün o büyük zaferin başladığı ilk gün. Geçmişte emperyalistler çizmeleriyle mazlum ülkeleri işgal ederlermiş. Şimdi zehirleriyle işgal ediyorlar. Çöpleriyle işgal ediyorlar. Geçit yok. Emperyalizme, faşizme İzmir geçit vermeyecek. Geldikleri gibi geri göndereceğiz. Çünkü bu vatanı bize emanet edenler kanlarıyla, canlarıyla özgürlüğün, barışın ve cumhuriyetin bedelini ödediler. Bir belediye başkanının asli görevi şehrini korumaktır. Ondan sonra gelir tüm vazife. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak huzurunuzda bir kere daha söz veriyorum. Son nefesime kadar İzmir'in ağacını, denizini, Ali Ağası'nı korumak için canla başla çalışacağım. Hep beraber o gemiyi buradan geldiği gibi geri göndereceğiz. İzmir'den bir sivil itaatsizlik hareketi başlattık. Bu çağrı yalnız İzmir'e ait değildi, Türkiye'ye ilişkindi ve bugün burada bütün Türkiye'yi temsil eder biçimde destek örgütü temsilcileri ve iki büyük sendikamızın temsilcileri, genel başkanları burada aynı sese, aynı çağrıya, aynı talebe ortaklık ediyorlar. Bugün burada emeğimizi, kentlerimizi, doğamızı, insana dair ne varsa her şeyi değersizleştiren bu düzene ve bu zihniyete karşı buradayız. Biz disk olarak bugün burada dostlarımızla, mücadele arkadaşlarımızla birlikte zehir gemisinin topraklarımıza, denizlerimize, İzmir'e, ülkemize girmesini engellemek ve dur demek için buradayız. Rant uğruna işçi sağlığını, halkın sağlığını, kentlerimizi, doğamızı yok sayarak bu geminin gelişine izin veriyorlar. Eğer o gemi su alırsa hepimiz birlikte batacağız diyorlar ya, herkes bilsin. Yıllardır bu ülkede emeğimizi değersizleştirenlerin, bütün doğamızı sermayeye peşkeş çekenlerin ve aynı zamanda bu ülkenin tüm değerlerini yok sayanların gemisinde biz hiçbir zaman olmadık, olmayacağız. Onların gemisidir, onların zihniyetinin gemisidir, evet Sao Paulo. Bizim gemimiz İzmir'in özgürlük rüzgarıyla yol alan, Ege'nin sularında yürüyen yelkenlilerdir bizim gemimiz. Bu süreçte üzerimize düşeni yapacağız. Ama biliyoruz ki bizleri yok sayan, her şeyi ama her şeyi piyasaya açan bu toplumsal düzen artık tüm dünya halklarının geleceğini tehdit ediyor. Emek temelinde yeni bir toplumsal düzeni inşa etmek için hemen bugünden yarına daha fazla omuz omuza verecek ve mücadelemizi büyüteceğiz. 20 yıldır biz bu ülkede bu iktidarın doğamızı talanına, doğamızı yıkımına tanıklık ediyoruz. Buna yetmiyor, bunlara sahip çıkanlara cezalarla karşısına çıkıyor. Bu iktidar kadın düşmanı politikalarla her gün 3 kadının bu ülkede katledilmesine suç ortaklığını yapıyor. Bu iktidar ne mi yapıyor? Bu iktidar sermayeye peşkeş çektiği kaynaklarımızla, rantla ekonomik krizi derinleştirerek yoksul emekçilerinin, işçilerin, bu ülkedeki milyonlarca askeri ücretlinin ekmeğini, aşını her gün her
çalıyor. Bu iktidarın hayata geçirdiği bu emek düşmanı politikaları aynı şekilde işte soluyacağımız, yaşayacağımız, var olacağımız doğamızı da sermayeye peşkeş çekerek bizleri bu ülkeyi idare etmeye çalışıyor. Biliyor musunuz değerli arkadaşlar, son 16 yılda Türkiye katı atık ithalatında %196 artışla Avrupa birincisi. Yani çöplüğe çeviriyor bu ülkeyi. Bizim sözümüz kısa, açık ve net. Birden fazla da olsa aynı kapıya çıkan tek bir tercih var. Çocuklarımızın ve bizlerin bugünü ve yarını için var olan bütün seçenekler o gemi gidecek ya da o gemi gidecek. Veya o gemi her türlü gidecek. Asla ve asla o geminin burada sökülmesine izin vermeyeceğiz. İzmir halkıyla birlikte sizlerle yan yanayız. Biliyorsunuz bu geminin sökümüne yönelik ilk anlaşma yapıldığı andan itibaren İzmir halkı, çevre örgütleri, emek ve meslek örgütleri olarak bir dizi açıklama yaptık. Ancak bu konunun kamu nezdindeki en büyük temsilcisi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı bu konuda hazırladığımız raporları göz ardı ederek, bizim sözümüze kulak tıklayarak kulağını sadece suçum için anlaştığı firmaya dikti. Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Biz bu filmi defalarca izledik. Hızla tersanelere giriliyor. Kimyasal atıklar ülkemize bırakılıyor. Mahkeme süreçleri dahi beklenmiyor. Bugün burada açmış olduğumuz davanın sonuçları beklenmeden Türkiye bu geminin sökülmesine kesinlikle izin vermemelidir. Bir ölüm gemisi geliyor. Bilim insanlarının uyarılarına rağmen bu ölüm gemisi Brezilya'dan yola çıktı. Bu geminin söküm işlerini alan şirket henüz ihaleye girdiğinde ölümsel zehirli atık envanterini bile yeterince incelememişti. Şehircilik ve İklim Bakanı da bizimle asbestin miktarını tartışıyor arkadaşlar. 900 ton tartışmalarına gerek yok. 9 gram asbeste bile karşıyız. Asbest yükleriyle karşılaştığımızda belki 40 yıl sonra bile kansere yakalanacağımızı biliyoruz. Gemi söküm çalışmalarının şeffaf olmadığını bütün başkanlarım söyledi. Kapalı havuzda yapılmayacak bu gemi sökümü. Denizde yapılacak. Denize, besin zincirlerimize, oradan havaya karışarak toprağımıza, sonra tekrar soluma ve yeme besin yoluyla insanlarımıza gelecek. Doğaya da inanılmaz bir tahribat yaratacak. Aslında bugün bir dava açtık. Buna ilişkin tek tek bazı ayrıntıları dile getirmek gerekebilirdi ama burada gördüğüm farklı bir unsurdan başlamak istiyorum. Burada gördüğüm çok farklı bir mücadele var. Burada en başta kadınlar bu ülkenin toprağına, havasına, suyuna sahip çıkmak için mücadele ediyorlar. Burada emek ve demokrasi örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri bu ülkenin doğal güzelliklerinin ranta kurban edilmemesi için mücadele ediyor. Bu ülkeye yapılan en büyük ihanetlerden birisiyle karşı karşıyayız. Tedbir kararına rağmen ülkeye sokulmaya çalışılan bir geminin bu ülkede yaşayan başta Ali Ağa, İzmir, Ege bölgesi olmak üzere tüm insanların sağlığına dönük yaratacağı çok olumsuz unsurlara rağmen sadece ve sadece rant uğruna bunun gerçekleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bizler bu suça ortak olmayacağız. O gemi bu karasulardan çıkana kadar bu mücadeleyi tüm bileşenlerle birlikte sonuna kadar devam ettireceğiz.